Valla öncelikle tesis anlamında bu kadar güzel bir tesis yapıldığı için emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Gerçekten Erciyes eğer sahalar da bittikten sonra herhalde Türkiye'nin yeni kamp yeri olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla da bu ortamda çok güzel bir kampımız geçiyor. Her anlamda her şeyin düşünüldüğü bir kamp ortamı yaratılmış. Biz de burada kondisyon ağırlıklı antrenmanlarımızla başladık. İşte 5-6 günlük Samsun'da çalışmadan sonra burada tamamen kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yapıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız antrenmanlarda da özellikle oyuncuların performanslarından zaten çok memnunuz. Biraz yorucu oluyor, biraz ağır oluyor ama bu sene çok zor bir lig olacak. Geçen sene kıl payı kaçırdığımız bir şampiyonluk var. İnşallah bu sene o şampiyonu yakalamak adına hem çok çalışmamız lazım, hem bu şehir birlikteliğini, taraftar birlikteliğini, basın birlikteliğini bunu yakalama adına ilk temelleri burada atıyoruz işte. İnşallah şu ana kadar her şey iyi geçti. İnşallah 18'ine kadar Kayseri'de çalışacağız. İşte o zamana kadar da inşallah şu tempomuzu artırarak devam ettireceğiz. Tabii ki en çok şeyimiz inşallah sakat ve herhangi bir oyuncumuza bir şey olmadan buradan gitmek. Son 17'sinde gitmeden Kayserispor'la bir hazırlık maçı oynayacağız. Çünkü burada daha çok kondisyon ağırlıklı olduğu için oyuncular tabii daha çok hazır değiller. Onların hazırlıklarını yapıyoruz ama son olarak kampın en sonunda bir Kayserispor'la hazırlık maçı yapacağız. Daha çok ikinci kampta Bolu'da hazırlık maçları oynayacağız. Tabii şu ana kadar çok transfer yaptık diyebiliriz. Hemen hemen Samsunspor takımı tamamen yenilendi, tamamına yakını. Eskiden kalan oyuncularımız var. Çok da yeni gelen oyuncularımız var. Tabii bizim birinci işimiz gelen oyuncularla buradaki oyuncuların bir an önce kaynaşmasını sağlamak. Sonra da oyun düzeni ve oyun sistemi hakkında hem oyuncularımıza bilgi veriyoruz. Bunu burada geliştirmek. Önümüzde bir aydan fazla bir süre var. Bu süre zarfında çok iyi hazırlanıp işte lige kadar bütün eksiklerimizi gidereceğiz. Eğer şu ana kadar yaptığımız transferlerin hepsi şu anda her şey iyi gidiyor. 2-3 tane daha transferimiz var. O transferleri de yaptıktan sonra işte hazırlık maçları oynayacağız. Lige kadarki bölümde eğer tekrar bir daha ihtiyaç olursa bir transferler daha yapılacak. Ya ben aslında ne olursa olsun, hangi iş olursa olsun sınırlamaya karşıyım. İlla yabancı 14 tane söyleniyor diye 14 tane yabancı almanıza gerek yok. Biz her gittiğimiz platformda söylüyoruz. Biz Türk oyuncularından yanayız. Onların performansları, onların şeyleri şans verildiği zaman neler yapabileceklerini bizler biliyoruz. Onun için bizim için o sayılar sadece sınırlandırma sayı olarak kalıyor. Biz ihtiyacımız olan oyuncuların çoğunu inşallah kendi oyuncularımızdan belki de altyapı bünyemizden çıkartarak bunu yapacağız. Tabii ki kaliteli oyuncu, kaliteli yabancı gelsin. Bizlerin oynadığı dönemde çok önemli oyuncular geldi ülkeye ve bunlar hem Türk futboluna hem takımlara, oyunculara çok şeyler kattı. O tür oyunculara gelmesine zaten kimse bir şey demez. Başımızın üstünde. Ama çok fazla yabancı olduğu zaman kalite de bana göre düşüyor.
Yok, şöyle. Hadi. Uluslararası bir kış ve kar sporları turizm merkezi haline geldi. Tabii ki böylesine muhteşem bir dağdan dört mevsim halkımızın, şehrimizin, bölgemizin istifade etmesi için çalışmalarımız sürekli olarak devam ediyor. Bizler dağ yönetim şirketi olarak Kayseri Büyükşehir Belediye'mizle beraber yatırımlarımıza, pazarlamamıza ve Erciyes'te yapılabilecek bütün faaliyetleri dağımıza getirmeye gayret ediyoruz. Bu yapılan yüksek irtifa kamp merkezi de bütün sportif branşlar için, futbol başta olmak üzere, takımların gelip Erciyes'te yaklaşık 1800 metrelik irtifada kondisyon çalışmaları açısından şehrimiz adına hayati bir önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl inşası bitmişti, çok şükür bu yıl hizmete sunduk ve çok mutluyuz ki ilk kamp yapan, yüksek irtifa kampına ilk gelen de ülkemizin güzide futbol takımlarından Samsun Spor. Erciyes'te çok kısa bir mesafede 2200 metre irtifada otellerde kalıp 1800 metre irtifada kamp yapıyorlar. Teknik hocalarımız da, futbolcular da, menajerlerimiz de
bu şartlardan çok mutlular. Dolayısıyla Samsun Spor'un görüşüyle de LGS'deki bu yatırımın hem teknik hem de ekonomik açıdan ne kadar isabetli olduğunu görmüş olduk. Büyükşehir Belediye'mizin bu uğurdaki yatırımları da devam ediyor. Çok kısa süre içerisinde inşallah ilave 6 tane daha futbol sahası, kapalı spor salonu, yüzme havuzu, atletizm pisti gibi bütün sportif branşları içerisine alacak yatırımımızda inşallah neticelenecek ve muhtemelen gelecek seneden itibaren tüm dünyadan futbol başta olmak üzere bütün spor branşlarını Erciyes'e çekmeye muktedir olacağız. İnşallah şehrimizin marka değerine, ekonomik faaliyetlerine, ticari faaliyetlerine ve imaj çalışmalarına çok ciddi katkılar sağlayacak önemli bir yatırım olacak. Tabii takımlar kampa geliyorlar ama kamp yaptıktan sonra da o kampın verimliliğini test etmek için maç organizasyonları da talep ediyorlar. Bu uğurda bir Erciyes Cup organize ettik. Tabii ki işletmecimiz bu işi profesyonel manada yapan bir organizatör, bir acente. Kayseri Spor da inşallah içinde olacak. Samsun Spor'la bir maç yapacaklar. Belki birkaç sürpriz takım da bu kupaya dahil olma ihtimalini taşıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde birazcık daha netleşecek. Yaz boyu da birbirinden değerli futbol takımlarımızı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde misafir edeceğiz.